Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le evlilik sorularına ne yanıt verdi? Simge Sağ'ından Can Bonomo'ya, pek çok ünlü ismin sahneye çıktığı İstanbul Kültür Yolu Festivali'nden renkli görüntüler. İşte İstanbul'un magazin gündemi. İstanbul gecesiyle, gündüzüyle çok hareketliydi bu hafta. Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. Hande Ataizini cadde turunda görüntülüyoruz. Güzel oyuncuyu bu sezon ekranlarda görebilecek miyiz acaba? Şu an hiçbir şeyim yok. Keyfim yerinde. Çok rahatım. Dinleniyorum. Kabul etmeme neden misin peki projeleri? Vallahi yazın zaten bir yaz tatilim var. Oğlumla oluyorum. Ana akım işlerde zaten hani yorucu. Arada bir dinlenmek lazım. Yüzünü de dinlendirmek lazım. Hani sevdiğim bir karakteri canlandırmak istiyorum. O yüzden hani önümüzdeki zamanlarda öyle bir şey olduğu zaman zaten ekranlarda olacağım yani. Hande Erçel'i görüntülüyoruz. Geçtiğimiz günlerde NBA Abu Dhabi oyunlarını izlemeye gitmişti güzel oyuncu. Evet, evet. Çok güzel geçti. Çok keyifliydi. Hande Erçel yeni projesinin müjdesini de veriyor. İnşallah olacak. Olacak, çok yakın zamanda olacak. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Feyza Civele'yi Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Alışveriş tutkunuymuş Feyza Civelek. Her zamanki işte kadınlar, biliyorsunuz her kadın alışveriş tutkunluğu vardır. Ben de İşte kozmetik olsun, işte giyecek falan bir sürü şey aldım. Çünkü alışveriş alınca kendimi durduramıyorum. Öyle ki bugün setim yoktu, kendime zaman ayırdım. Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin başarılı gidişatından çok memnunmuş. Şu an 3. sezona başladık. Allah'a şükür çok iyi gidiyor. Hem reytinglerimiz olsun, çünkü çoğu iş kötü başladı. Geçen sezondakiler de dahil, bu sene yeni başlayanlar da dahil. Bizim izleyicimiz bizi yalnız bırakmıyor, vazgeçmediler bizi. O yüzden çok mutluyuz. Setler de çok yoğun gidiyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Yönetmenimiz olsun, senarist, yapım, oyuncular, ekip arkası. Hepimiz bir aile gibiyiz. O yüzden mesela daha önceki setlerimde sıkıntılar yaşadım ama bu setle çok mutluyum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Her gün gitmek istiyorum. Gitmediğim gün üzülüyorum falan. O yüzden seviyorum. Çok güzel bir ekibiz. Bir önceki işlerinde sette yaşadığı sıkıntıları merak ediyoruz. Ya evet ya işte genel problemler işte oyuncu yönetmen arasında olabilecek ufak tefek şeyler yani. Her sette oluyor mu böyle şeyler? Tabii ki de her yani setler değil her işte oluyor. Her işte bir problem oluyor. Zaten o problemi çözersen daha ileriye kendini taşırsın. O yüzden yaşadığım her şeyi bir tecrübe olarak görüp önüme bakıyorum. Evlilik soruları gelince Feyza Civelek 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisinden ayrıldığını açıklıyor. Ya şu an taze bir bekarım. Ayrılık mı oldu? Evet, ayrılık oldu ve yani maalesef gerçek yüzünü sonradan gördüm. Ve bir insanın gerçek yüzünü ilk başta göremiyorsun. Maalesef 2 yıla yakın bir süre sonunda gördüm. Kişiliksiz, daha doğrusu kişiliksiz demeyeyim ama karaktere oturmamış bir insanla tanıyamadığım için ya da geç tanıdığım için hem muzdaribim hem iyi ki erken görmüşüm diyorum. Önüme bakıyorum. Şu an öncelik işim ve sonrasında doğru bir birliktelik ve evlilik. İş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı Refik Anadol'un özel olarak tasarladığı eserin açılış davetindeyiz. Serenay Sarıkaya davete katılan isimlerden. Güzel oyuncu geçtiğimiz hafta Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeliği yapmış ve paylaştığı karelerle de çok konuşulmuştu. Adana Altın Koza Film Festivali güzel oyuncu için okul gibi geçmiş. Vallahi benim ilk jüri üyeliğimdi. Adana'yı da çok sevdiğimi biliyor zaten, hepiniz biliyorsunuz. Benim adıma çok güzel bir deneyimdi. Okul gibiydi vallahi, akademi gibiydi. Pırıl pırıl insanlarla beraber aynı ortamı paylaşmak, onların sinemaya bakışıyla alakalı fikirlerini öğrenmek benim için çok keyifli bir süreçti. Güzeldi, güzel geçti. Serenay Sarıkaya'nın Adana sevgisinin nereden geldiğini merak ediyoruz. Çok çalıştım. Bir şekilde de işlerimin hep orayla bağlantılı bir kısımları vardı. Bir anda kanım kaynadı yani sanki oralı gibi hissettiğim bir noktadayım. Bilmiyorum nereden kaynaklanıyor bu ama öyle hissediyorum. Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya bir dergi için evinin kapılarını açmış ve evindeki ilginç detaylar ve eşyaların fiyatları çok konuşulmuştu.
kapılarını açtıktan sonra biraz tedirgin olmuş güzel oyuncu. Ya fiyatla ilgili bence çok tutarsız, garip şeyler de yazılıyor. Onlar gerçeği tabii ki yansıtmıyor. Ama evet, ilk defa böyle bir şey yaptım. İlk defa yani bir ev yaptım kendime. Yani mutluyum evimde ama çok da hani birazcık tedirgin de olmadım değil. Ben öyle şeyleri açmayı sevmiyorum özel hayatımı, biliyorsunuz. Evet. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftini uzun süredir birlikte görüntüleyemiyoruz. İnanın ben de göremiyorum. Bayağı yani yoğun çalışmaktan, o da sürekli bir yerlerde, ben de sürekli bir yerlerdeyim. Ben de göremiyorum. Bu sene önce Merve Dizdar, sonrasında da Meriç Aral dünya evine girdi. Serenay Sarıkaya sevdiği iki arkadaşının da düğünlerini kaçırmış. Güzel oyuncu yakın zamanda evlilikte düşünmüyormuş. Valla en sevdiğim iki insanın düğününü kaçırmış bulundum. Bir tanesi Merve, maalesef burada değildim. Bir tanesi de Meriç. Gerçekten çok kıymetli arkadaşlarım, çok sevdiğim insanlar. Meriç'in düğününde de burada değildim, yurt dışındaydım. İnsanlar yani mutlu bir birlikteliği böyle sonuçlandırmak istiyorlarsa yani bu harika bir şey tabii. Bize sadece kutlamak ve bu mutluluğu paylaşmak düşer. Ama benim yakın zamanda böyle planlarım yok. Peki arkadaşları Serenay Sarıkaya'ya düğünlerine gitmediği için sitem etti mi? Yani etmişlerdir muhtemelen içten içe. Ben de olmayı çok isterdim ama olduramadığım için olmadı. Yoksa giderdim. Evet. Yeni saçına geliyor konu. Başarılı oyuncu proje için kestirmiş saçını. Ya saçlarım çok uzun zamandır uzun kullanıyorum. Ne çok konuştuk. Bayağıdır görüşmüyormuşuz. Evet. Uzun zamandır uzun kullanıyordum zaten. Kimler geldi, kimler geçtiğinin ilk sezonunda başka reklam ve iş anlaşmalarım olduğu için kestirememiştik. O zaman geçici bir çözüm bulmuştuk. Şimdi kimler geldi, kimler geçti dışında başka bir işim olmadığı için orada daha rahat edebilmek adına kestirdim. İkinci sezonu yeni bitirdik zaten. Üçüncü sezona başlayacağız önümüzdeki hafta. O bitene kadar da böyle devam ediyoruz. Gülse Birsel ve Şeyval Sam da davete katılan isimlerdendi. Semih Cenk'in Harbiye konserindeyiz. İlk Harbiye konseri olduğu için ekstra bir heyecanlı ünlü şarkıcı. İlk Harbiye konseri, çok çalıştık, çok heyecanlıyız. Şu an seyircimiz de bizi bekliyor. İnşallah güzel bir performans sergileyeceğiz. Güzel bir akşam geçecek. Konu aşka gelince Semih Cenk hemen değiştiriyor konuyu. Hayatında bir kız var mı yok mu onu da bilmiyorum. Kalbim boş. Ya şöyle yapalım. Ben şimdi Harbiye konserine çok odaklandım. Sahneye çok odaklandım. Seyirciye çok odaklandım. Şimdi bu odağı başka bir yere çekmeyelim. Bu konuları daha böyle rahat bizim o ortama 5 kişilik gruba dahil olduğunuz zaman orada daha uzun uzun konuşalım. O zaman en yakın zamanda yapıyor muyuz bu? Tabii tabii, beklerim. Keyifli sohbet sonrası Semih Cenk sevilen şarkılarıyla Harbiye sahnesinde. Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne uzanıyoruz. Renkli Festival'in 5. gününde Simge konser verdi. Simge sevilen şarkıları ve kıvrak danslarıyla yine unutulmaz bir konsere imza attı. Festivalin 6. gününde sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Festivalin 7. günü sahne Can Bonomo'nundu. Ünlü şarkıcı on binlerce hayranına müzik dolu bir gece yaşattı. Sarı
Can Bonomo file üstü ve ekoseli pantolonlu tarzıyla dikkat çekti. Gökten düşler yahardı, erittim, erittim, erittim. Aynı gün İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Norm Ender de sahnedeydi. Başlayan hatırlamaz, başta yoktu son bile. Gelmiyordu söz dile, görmüyordu göz bile. Hiçbir şey benim değildi, hiçbir şey de ben değildi. Sen değildin sen bile, ben demezdim ben bile. Yokluğun denizlerinde var oldum bir oltaya. Tam oldum bir noktaya, çekti beni de kuytuya. Soyut somut bir simülatörde dalmışım bir uykuya. Çok garip bir yerdeyim, et kemik bir haldeyim. We'll be right back.